Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde kadınların erkekleri kaçıran hatalarından bahsedince beni yakından takip eden bir arkadaşım yorum yaptı. Daha doğrusu uyardı. Hep kadınlara yönelik paylaşımlar yapmaya başladım. Biraz da erkeklerin hatalarından bahset ki biz de farkındalık yaratalım. O yüzden bugünkü videomuz erkeklerin hatalarını içerecek. Ama şöyle bir durum var. Kanal abone analizlerine baktığım zaman oran olarak çok ciddi derecede bir kadınların üstünlüğü var. O yüzden bu videoyu izleyen sevgili hanımların da yorum kısmına düşüncelerini aktarmalarını istiyorum. Yine maddeler hazırladım. Bakın bakalım bilinçli yaptığınız ya da farkında olmadan yaptığınız hatalar hangileri? 1 numara. İlk başta kişisel bakım, dış görünüş. Kişisel bakım herkes için önemlidir. Kadını, erkeği fark etmez. Ama genele bakıldığında erkeklerin işi kadınlara göre daha kolaydır. Kolay olmasına rağmen bu avantajı kullanamaz çoğu erkek. Kullanamayınca da kadını elinden kaçırır. Bakın, bakış açısını şöyle test edebilirsiniz. Bir kadın en samimi arkadaşıyla bile görüşmeye giderken kendine özen gösterir. Hal böyleyken flört ettiği kişiye karşı ekstra özenlidir. Birçok erkek fark etmez bile. Ama eğer özel bir randevu varsa emin olun karşınızdaki kadın bir gece önceden kıyafetlerini hazırlamıştır. Gelmeden kuaföre gitmiştir. Eline yüzüne ekstra bakım yapmıştır. Şimdi kadın bunları yaparken çoğu erkek ne yapar? Sıradan bir gün misali gider kadının yanına. Kadın ise o kadar özen göstermişken en azından biraz da olsa kendine bakmış bir erkeği görmek ister karşısında. Ben 20'li yaşlarımın başlarında başladım etrafı gözlemlemeye. Tatile giderdik arkadaşlarımızla güneydeki otellere. Akşam yemeği olurdu. Tüm kadınlar şıkır şıkır sanki bir defile misali açık büfe etrafında dolanırlardı. Çift olanların erkeklerine bakarsın, bermuda şort, parmak arası terlik, kolsuz bir tişört. Sadece Türk erkekleri olarak düşünmeyin. Özellikle yabancılarda da vardı bu durum. Bir empati yapalım. Özen göstermişsiniz fakat yanınızda o özeni umursamayan bir insan. Erkek olsun kadın olsun fark etmez. Herkes rahatsız olur bu durumdan. O yüzden bu maddeyi birinci sıraya aldım. Tabii ki kadın kadar özenli olunması beklenemez. Ama sen randevuna sıradan bir günmüş gibi özensiz bir şekilde gidersen o kadını kaçırırsın. Başka bir madde. Kaba davranmak, küfür etmek. Fırsat buldukça söylüyorum. Kadınlar erkekler gibi değil. Biz erkekler rahatlık adına bazen seviyeyi en alta indirebiliyoruz. Bu illa sinirlenmiş bir anın olmasına da gerek yok. Erkek erkeğe oynanan bir PlayStation turnuvasını görün, aklına hayaline gelmeyecek küfürler görürsün. Hem de en keyifli anlarda. Gayet keyifli bir andır. Lan nasıl attın son dakikada o golü diye bağırışmalara şahit olursun. Şimdi bu hale o kadar alışıyoruz ki bazen o rahatlığı kız arkadaşlarımızın yanında da yapıyoruz. Sonuçta seksist bir küfürü ederken biz erkekler fark edemiyoruz bile. Oysa kadın bir geriliyor. Çünkü onların hayatında böyle bir iletişim söz konusu değil. En azından çoğunun. Daha önce duymadığım, dinlerken gözümde canlandırmakta zorluk çektiğim küfürler eden kadına da rastladım. Neyse. Diğer yandan kaba davranmak da bu maddenin içine giriyor. Sadece kadına kaba davranmak olarak algılamayın bunu. Gidilen mekanda çayı getiren garsona da kaba davranırsan yanındaki kişiyi rahatsız edebilirsin. Bu tarz rahatsızlıklar da dünya yakışıklısı bile olsan şansını azaltıyor. 3 numaralı madde. Cinsel dürtülerin önüne geçememek. Bu konuda çok espriler yapıldı. Akıl hep orada. Bizi o yönetiyor falan. Çok sağlam espri malzemesi veriyoruz biz erkekler. Ama işte doğruluk payı var maalesef. İşin biyolojik tarafını fazla karıştırmayalım. Ama şunun da farkına varalım beyler. Bazen kendimizi frenleyemiyoruz. Bakın farkındaysanız kendimi de kattım. Çünkü çok ciddi bir oran olarak 7'den 77'ye yapılıyor bu olaylar. Bazen bilinçli olarak dürtülerin esiri olup konuyu bir şekilde cinselliğe getirmeye çalışıyoruz. Bazen algıda seçicilik olup bir şekilde o konuya yaklaşırken buluyoruz kendimizi. Niyetin illa kötü olmasına da gerek yok. Kayıyor bir şekilde akıl oraya. Bazı hormonlar yönetmeye başlıyor belli bir saatten sonra. Ben her zaman söylerim, cinsellik yokmuş gibi yaşamak da yanlıştır. Nasıl yani? İnsan insana bunu yapar mı ya? Vahşet resmen. Triplerine girmesin kimse. Ama arkadaş, güzel bir sohbetin esnasında da dolunay ne güzel aydınlatıyor geceyi. Bu arada aydınlıkta mı yoksa karanlıkta mı sevişmeyi seversin? Deyince abuk oluyor. Kaçıyor karşı taraf. İşin kötü yanı öyle bir önyargı oluşuyor ki o dolunayı elinle tutup odasına getirsen artık şansın olmuyor. Kadına duyguların samimiyetini, içinin temizliğini göstermeden bazı dürtülerin önüne geçmek şart oluyor. Diğer madde, maddi durumdan bahsetmek ve göstermek. Bazen eleştiriyorlar beni. Çok klasik şeylerden bahsediyorsun. Artık bunların fark etmeyen, bilmeyen var mı diye. Maalesef var. Arkadaşlar, ilişkilere maddiyat bulaştırılmamalıdır. Maddiyatla ilgili iletişimlerden de kaçılmalıdır. 2020'lerdeyiz. Artık herkes belli standartlara ulaşmak adına çalışıyor. Kazanıyor. Aklı başında,
kendini geliştirmiş, kendi ayakları üzerinde durmaya başaran bir kadını maddiyatla etkileyemezsiniz. Alfa kadını maddiyattan etkilenmez. Onların baktığı yerler çok farklıdır. O yüzden sohbetlere bir şekilde maddiyatı sıkıştırmak sizi itici yapacaktır. Oturduğunuz bir yerde masanın üzerine mal varlığınızı sergilemeniz, canım arabanın anahtarını gördüysen cebime koyayım da yer açılsın demekle eşdeğerdir. Ya da bizim yazlık var Bodrum'da, 3 katlı. 2 yetiyor ama paramız vardı 3 yaptırdık. Derseniz ertesi gün arkadaşlarına görgüsüzlüğünüz üzerine espriler yaptırmış olursunuz. Bir de bunun tam tersi var. Maddi sıkıntılardan bahsetmek. Samimi olacağım diye geçim sıkıntısından, kredi kartı borçlarından bahsetmeniz başka bir itici gösterecek harekettir arkadaşlar. Özellikle bir kesim var bu şekilde maddi sıkıntılardan bahsedip karşı taraftan maddi destek sağlamaya çalışan. Sizin de bu kesimden olduğunuzu düşünme ihtimaline sebep olacaksınız. Bu da sizden kaçmasına sebep olacak. Sözün özü, maddi konulardan uzak durun. 5 numara, akıcı olmayan iletişimler. Şimdi herkesin karakteri ve kendine has bir yapısı var. Özellikle biz erkekler çok fazla konuşmayı, gündem bulmayı, sohbet etmeyi kadınlar kadar iyi bilmiyoruz. Şimdi itiraf edelim bunu. En yoğun ve en akıcı sohbetlerimizi biz erkekler kuaförlerimizde saç sakalımızı kestirirken yapıyoruz. Onda da konuşulan 3 ana konu. 1 futbol, 2 ekonomi, 3 Ukrayna'ya giden arkadaşın anıları. Yani antrenmansız kalıyoruz. Kadın öyle mi? Arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Gündemi konuşuyor. Yaptığı pilatesi konuşuyor. Pilates hocasının sporcu sevgilisini konuşuyor. Falanca mankenin sponsor aldığı markayı konuşuyor. Yeni sezonda gösterime girecek dizinin konusunu konuşuyor. Dedikodu haberleri, hava durumu, kapanış. Şimdi böyle bir ortamda yaşarken seninle bir araya geldiğinde antrenmansızlığın çok belli oluyor. Farkı atıyor sana. Eleniyorsun daha ilk maçta. Sonra da seni rakip olarak görmüyor. O yüzden antrenman yapmak lazım. Ne yapayım şimdi, kahveye gidip dayılarla sohbet mi edeyim deme tabi. Kastettiğim öyle bir şey değil. Kendini geliştirecek, fikirler üretmeni, sohbet etmeni sağlayacak adımlar atman lazım. Kitap mı okursun, dizi mi izlersin, herkesin ilgilenmediği bir spor dalıyla mı ilgilenirsin? Tamamen senin zevkine kalmış. Ne yaparsan yap ama ilk maçta o kadar fark yeme. Sessiz kalma, sohbeti yarım bırakma. 6 numara, ısrarcı olmak. Bu ısrarcı olmak sadece erkeklere has bir durum değil. Bunu yapan kadınlar da var. Fakat erkeklerde ısrar biraz itici duruyor. Bundan birkaç ay öncesinde uzak durulan ve tercih edilmeyen erkek tiplemeleri adı altında bir tane video paylaşmıştım. Linkini açıklama kısmına ve yine kart kısmına bırakıyorum. Ama kısa bir bölümde size aktarayım oradan. 6 numara, ısrarcılar. Hadi canım fotoğraf at bana, anlık at. Canım yalnız değilim evde, müsait değilim. Odana geç, odada foto at. Yok gerçekten boş oda yok. Tuvalete git o zaman, tuvaletten at, foto at, anlık at, anlık. Bütün gece boyunca fotoğraf at, anlık at diye ısrarı söz konusu olabilir. Şimdi siz bunu yapmıyor olabilirsiniz. Hatta belki son derece samimi şekilde ısrar ediyor da olabilirsiniz. Hatta ve hatta karşı tarafa iyi geleceğini düşündüğünüz bazı şeylerde ısrar etmiş de olabilirsiniz. Fark etmez. Israr farklı algılanıyor ve kadının kaçmasına sebep oluyor. Açıklama bile yapmadan kaçtıkları için de bunun ısrar yüzünden olduğunu fark edemiyoruz bile. Arkadaşlar bu ısrar konusu şu yönden önemli. Bazen bize yanlış öğretilen, dışarıdan gördüğümüz, yanlış yorumladığımız bütün örnekleri unutun. Kadınlar naz yapar, biraz üsteleyeceksin. Kadın hayır derse alttan evet demeye çalışıyordur. Sana sert çıkıyorsa haşin erkek seviyorum demeye getiriyordur. At bunları çöpe. O bilgiler çok ama çok yanlış. Ya da çok yanlıştan ziyade herkesin üstünde tutan örnekler değil. Israr ile hiçbir şey elde edemezsin. Hayır diyorsa hayırdır. Üstelemeyeceksin. Ben hep söylüyorum. İnanılmaz bir rekabet var artık ortada. Farklılaşmazsan her şekilde sıradan olup o rekabette kaybolursun. Banka hesabında ne kadarın var? Arabanın modeli ne? Nerede yaşıyorsun? Kökenin neresi? Hiç ama hiç önemi yok. Sen düzgün olmazsan, şehzade bile olsan önemin yok. Kadını kaçırmak istemiyorsan kendini geliştirmiş bir erkek olduğunu göstermen gerekiyor. Çünkü artık günümüzde sadece alfa erkekleri kazanıyor. Yorum kısmına lütfen yazın. Kadınlar daha özgüvenli, ben evet bunun gibi hatalar yaptım diye yorum yapabiliyorlar. Fakat biz erkekler biraz o konuda kadınlar kadar özgüvenli değiliz. Yani yorum kısmında en azından ben evet bu hatayı yapmıştım diye kendimize yedirip yazamıyoruz. Kabullenen arkadaşlarımın yorum kısmına hak verdikleri maddeleri yazmalarını rica ediyorum. Daha önceden de söylediğim gibi bizi izleyen hanımefendiler varsa onlar da en çok kaçtıkları erkek hatalarını yorum kısmında paylaşsınlar lütfen. Biz de en azından öğrenmiş olalım. Hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.